Günaydın hepinize, hayırlı cumalar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bakın Çağla'nız ne işlere girişti, ne işler yapacak. Berbat hale gelmiş, dolabımı aşağıya indirdik Yakup'la birlikte. Biliyorsunuz benim bir zamanlar kullanmış olduğum ekmeklik dolabımda bu. Hiçbir hasarı, kırığı, döküğü, hiçbir şeyi, hiçbir sorunu yok arkadaşlar. Taş gibi ahşaptan dolap bu. Neden bu kadar iğrenç bir görüntüye sahip olduğunu da sizler, beni eskiden takip edenler bilirler. Normalde bu şekilde rengi koyu kahverengiyle krem karışımı olduğu için rengini beğenmediğinden dolayı öyle bir tecrübesizlik yaptım. Deneme yapıp böyle yapışkanlı kağıtla bir güzel dolabımın içine etmiştim. Şöyle görüyorsunuz, normal rengi bu şekilde kahverengi görüyorsunuz. Tabii ki niye indirdin Çağla bunu diyeceksiniz. Neden indirdim? Çünkü ekmek poşetimi sandalyelerin üstüne koymaktan gerçekten sıkıldım. Küçük ekmeklik kullanmayı sevmiyorum. Masa üstünde ya da tezgah üstünde kullanmayı sevmiyorum. Yer kaplıyor. Bir de böyle bir dolabım, sağlam bir dolabım varken varlığında değerini bilmedim. Yokluğunda gerçekten değerini anladım. Çok güzelcik oturdu bu kelime şu an. O yüzden indirdim ve dolabımı dönüştürmeye karar verdim. Öncelikle tabii ki de bu iğrenç olan, bu arada çok pis. Neden pis arkadaşlar? Yukarıda çatıda duruyordu. Yukarıda da ışık sorunu var. Orada hani bantlarını söküp indiririm diye düşündüm ama uğraşmak istemedim. Burada sökeceğim bantlarını. Biraz sonra zaten resmen çürümüş bantlar üzerinde. Bunu kolay yolunu biliyorum. Direkt fön makinesiyle çıkaracağım. Önce bunun bu halinin güzel güzel şöyle bir resmini alalım. Sonra da en son halinin resmini çekeriz. Bakalım Çağla'nız buna neler yapacak? Nasıl yapacak? Tabii ki çok farklı bir şey yapmayacağım. Biliyorsunuz düz kafada bir insanım. Böyle dümdüz beyaza boyamayı düşünüyorum. Kuplarını ya bu orijinal kendi kuplarını kullanırım ya da bilmiyorum değiştirir miyim. Ayak kısmında birkaç düşüncem var. Eğer ayaklarını kontrol edeceğim, ayakları açılıyorsa yani yükseliyorsa hiç ellemeyeceğim. Ama açılıp yükselmiyorsa ayakları ayak takmayı düşünüyorum. Ayak almayı düşünüyorum buna. Bir şeyler yapacağız. Bu dolabı adama çevireceğiz ve bu dolabımı kullanacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten taş gibi ahşap, plastik de değil, taş gibi ahşap bir dolap yani. Ziyan etmek istemiyorum dolabımı. Ve ne diyecektim? Bir şey diyecektim. Ya bu rengiyle kullan diyeceksiniz ama bu rengiyle kullanmak istemiyorum. Eğer düz tatlı bir kahverengi olsaydı yani böyle hani ağaç kahvesi oluyor ya böyle nasıl desem o tatlılıkta bir kahverengi tonunda olsaydı hiç düşünmeden kullanırdım. Ama gerçekten çok kötü bir kahverengisi var arkadaşlar dolabın. Böyle koyu siyah yakın bir kahverengi tonlarında. Ve şu aradaki krem tonu benden alıyor. Bunun buraları da kahverengi ve şu orta kapakların ortaları yine krem rengi benden alıyor. Hiç sevmiyorum. O kremin gerçekten bakın şöyle göstereceğim. Ya beni önceden takip edenler biliyordur zaten. Bakar mısınız? Yani o kadar iğrenç bir krem rengi var ki. Yani hiç hoş değil. Öncelikle bu bantlarını sökerim. Sonra burayı bir toplarım, süpürürüm. Sonra altına gazete kağıdı ya da farklı bir şey sereceğim. Oturtturacağım. Ondan sonra boya işlemlerine başlayacağım. Boya malzemelerimi indirdim aşağıya. Yalnız üzerime giyineceğim ve çarşıya gideceğim. Boyacıya gideceğim. Beyaz boya almam lazım. Çünkü elimde beyaz boyam yok. Bu sefer Kadens'in boyasını almayacağım arkadaşlar. Kafamda farklı birkaç marka boya var. O boyalardan alacağım. Gerçekten dolabım çok sağlammış. Ben niye bu dolabımı yukarıya çıkarttım? Neden değerini bilememişim dolabımın? Gerçekten bunu çok efsane güzel bir şey yapacağım. Böyle bembeyaz, tertemiz bir dolap olacak. Güzel bir şeyler yapmayı düşünüyorum.
Yani çok böyle hani detaya girmek de istemiyorum. Yok eskitmedir, yok üzerine şekil şukul bir şeyler yapmak istemiyorum. Belki ileriye dönük ben bunu mutfağımda değil, belki farklı bir odada kullanacağım. Belki ihtiyacım olmayacak. Nasıl olacak bilmediğim için, gerçi bu ekmeklik dolabı kolay kolay her yerde de kullanılacak bir dolap değil. İlla ki mutfakta kullanılır da. Bakacağız. Ayak kısmına bakmak istedim. Yatırdım alta. Hani şöyle dönmeli ayaklar oluyor ya, açılma kapanmalı. Acaba o şekilde diye düşündüm. Değilmiş arkadaşlar. Böyle üç yerinden vidalı plastik ayakmış. Şu anki kararım ayaklarını hiç ellememek. Çünkü şu an zaten çirkin bir görüntüde olduğu için hoş görünmüyor. Yani bu dönmeli ayaklardan alabilirdim ama alamam arkadaşlar. Yuvası yok. Olmaz. Anca buna böyle aynı şekilde vidalı bir şekilde takılacak ayaklardan gerekli. Onu da elimizde bizim şey yok yani, o matkap delici, vida takıcı falan o aletlerden yok. Ondan dolayı hiç uğraşmaya gerek var mı? Bence hiç uğraşmaya gerek yok. Dursun böyle ayakları ya. Ne fark eder? Dursun bu şekilde ayakları. Yine düşünürüm bakalım ama buna vidalı ayak nasıl olabilir? Bakacağız. Yani çok yüksek olmasına da bir gerek yok arkadaşlar. Zaten bu böyle hani uzun bir dolap zaten. Çok aşırı da yüksek olmasında bir anlamı var mı sizce? Bence yok yani. Sonuçta mutfakta kullanılacak bir ürün. Hadi bakalım, Bismillah. Gidelim mi kız? Gidelim. Üzerime giyineyim ben, gidelim. Yani şu dolabın ayakları tarzında ayak olabilir. Mesela şunlar olmaz. Bunlar döndürmeli ayak ama şu dolabın altındaki ayaklar vidalı olsa gerek. Bu tarz plastik ayak alınabilir. Ama gerek var mı? Hem masrafa hem uğraşmaya bence hiç gerek yok diye düşünüyorum. Dursun ayakları ya. Aman. Ben hazırım. Gidiyorum. Çıkacağım şimdi. Yakup da çınar almaya gitti. Cuma'ya gitti. Oradan da direkt çınar almaya gitti. Ben de gideyim. Arkadaşlarım bakalım şu boya işlerine bir bakayım. Siz zaten bir yerden baka baka yap. Arkadaşlar ben geldim eve, inanın dondum. Ya o çıkartma orasını Yakup. Dondum dondum. Ellerim falan buz tuttu. Şiddetli soğuk var dışarıda. Aldım. Ne aldım size göstereyim. Ha? Ne çiğ? Yeni gelmiş demek ki. Of, jelibon aldım çınara da. Jelibon aldım. Biraz da fındık aldım. Çiğ fındık. Ben de C'yi ezberledim. İstanbul AVM'ye girdim. Şöyle bir tane sufle aldım arkadaşlar. Çok güzel. Böyle nasıl desem size. Örgülü gibi. İndirime girmiş. Çok güzeldi. 60 liraya aldım. İyi mi? Allah akıl fikir versin. Bundan normalde çok pahalı hayatım. 150 lira falan. 60 Allah liraya. Güzel, bunu 150'ye alanlara daha çok akıl fikir versin. Ya sen karını tanımıyor musun? Sence senin karın böyle bir şeye 60 lira verir mi? Vermemiş, vermez diye umut ediyoruz yani. 20 lira. Yakup'un kalbi inecekti. 20 liraya, 20 liraya da arkadaşlar her renk tonu vardı. Ben bunu niye aldım? Niye aldım? Bilin bakalım niye aldım? Bilebilse niye aldığını. Niye aldım Yakup, söyle. Bilmiyorum niye aldığını bilmiyor. Sen kendin de bilmiyorsun. Saçmalama niye Yakup, bilmez miyim niye aldığını? Bilmiyorum niye aldığını bilmiyorum. Çaycıyla kahvecinin altına koyacağım. Çaycıyla kahveciyi kullanmıyoruz biz. Doğal gaz geldiğinden beri. Siz koyacağım. Onun altındaki hasır şey oluyor. Altındakini yaptın mı öteki şeyi? Getir. Hayır, sonra yaptım. Cümle kur diyor onlarla, gel buraya. Ya video çekiyorum. Boya aldım arkadaşlar. Hobi boyalarına baktım. Zaten hobi boya almak istemiyordum ben bu sefer. Çünkü hobi boyasından çok da memnun değilim. Ne yazık ki. Ve zaten 500 milimliğe 115 lira olmuş. En markasızını bile yani. Dio'ya gittim. Ben internetten çok araştırmıştım. Polisanon ve Dio'nun arkadaşlar su bazlı ahşap boyası var. Boyayanlar da çok memnundu. O yüzden Dio yine en iyi marka olduğu için Dio aldım. Şu şekilde gösteriyorum size boyamı. Aşağıda hecelerle anlamlı sözcükler oluşturup yazınız. Ya ma vaka.
Yani iki tane sözcük vermiş. Mantıklı olanı yazacaksın Çınar. Hecelerle sözcük oluşturacağım. Bir tanesini ben yapayım mı? Hayır. Böyle bir şey oluyor mu? Yama. Olmuyor. He? Olmuyor yama. Yama. Olmuyor mu? Olmuyor baba yama. Şunu oku. Ma ya oluyor. Yaz o zaman. Yama ne demek ben sana söyleyeyim mi? Yama da oluyor. Evet. Bir yerlerin yırtıldığı zaman oraya böyle yama yaparsın. Annen yapar bütün eşyalarımıza. Üzgün yaz. Aşk olsun Yakup. Ne yapmıyor mu? Yapmıyorum. Çorabımı bile dikmiyorsun ya. Çorap dikilir mi canım Allah Allah sende? Vaka. Ka. Vaka. Böyle olmuyorsa böyle ama. Ters. Kava. Kava. Yani. Bu markanın hidrolik, ahşap, metal ve duvar yüzeyler için parlak boyası. Bu su bazlı oluyor ve kendinden vernikli parlak bir boya olduğu için ayrıyetten vernik atmanıza hiç gerek yok. Ayrıca 1 kiloluğu 115 TL sadece. Normal hobi boyalar yarım kilosu 115 TL'den başlıyor. En adisi, en kalitesi olanı düşünün. Bu Dio en kaliteli boya arkadaşlar. Kesin yani şöyle söyleyeyim, önce ben bir deneyeyim, bakayım, tartayım, ölçeyim, biçeyim. Memnun kalırsam sizlere de derim. Eğer ahşap boyayacaksanız bunu tavsiye ederim avuç sizlere. Avuç işi taşlama al bir de. Ne alayım? Avuç işi taşlama o makine. Ne? Zımparalamak için çünkü. Gerek yok ki ona. Zımparalayacağız malzemeyi. Gerek yok, o kadar zengin deriz ya. 500-600 milyon falan. Öyle mi? Hı. Sonra bir de Dio markanın fırçasını aldım. Herhalde bunun fiyatı biraz daha pahalıydı ama bana 20 TL'ye verdiler. Böyle kalın olanı aldım. Bende vardı fırça aslında. Benim fırçam var aslında, biliyor musunuz? Ama arkadaşlar çok şey değil. Böyle kalın uçlu değil. Ve bu kadar geniş değil. Daha kolay boyayabilmek için bunu aldım. Yapmışım. Toplamda ikisi 115 lira. 20 de bu yahu. 135 lira tuttu. Böyle. Siz kocalarınıza bakmayın arkadaşlar. Boyamak istiyorsanız kendiniz boyayın. Harçlıklarınızdan falan biriktirin. Alın boyanızı, boyayın. Ondan sonra aa ne kadar güzel oldu diyorlar böyle. Evet, çok şaşırdım. Ne kadar nankörsün ya. Boyadım o kadar eşyayı. Yeniledim, kullanıyor ya kaç yıldır. O kadar boyama dedim. Her tarafları şey yapalım. Eşyaların orijinalliğini bozacak dedim. Bozdum. Kapkaranlık kahverengi mobilya aldırdınız bana annemle. Kandırıp beni. Ondan sonra boyadığımı da niye boyadım? Vermiyorum sana falan. Bu da ya. Ne açan ceviz çıktı. Niye bakalım? Verdi mi bir avuç biraz önce? 3 tane verdin ya. 3 tane al. İçini ben sen eline soktun, kendin aldın, almasaydın 3 tane. Ben acıdım sana da ya adam. Çok pahalı fındık. Yani böyle arkadaşlarım. Soğukta boya gezdim durdum. Bu arada astar kat olarak Kadersin birazcık boyası var bende, böyle yarım kalmış beyaz. Astar olarak onu kullanacağım arkadaşlar, ziyan olmasın diye. Astar olarak onu kullan... Ay ödüm patladı Yakup. Ay nasıl korktum Yakup. Boncuk ne yapıyorsun ya? Ne oldu? Ay gölge gibi zannetti, çıkıverdi oradan birden, korktum. Bir şey yok, boncuktan korktum. Şuradan koltuğun altından çıkıverince korktum. Öyle ballarım. İlk bugün şey yapacağım, o bantlarını sökeceğim. Söktükten sonra güzelce zımparalayacağım. Yani boyanacak hale hazır hale getireceğim. Temizleyeceğim bir de işini falan da her yerini. Ondan sonra bir eski bir şey sararız. Üstlerine osup dururum dolaba. Sonrasında boyama işlemi. Ama ilk... Ya 6 saat arayla boyayacağım arkadaşlar. Acele etmeyeceğim bu sefer. Katların arasında 6 saat bekleyeceğim. Bu arkadaşların altına koymak için aldım. Biliyorsunuz bu hasır çok şık duruyor ama su çektiğinde falan iyi olmuyor arkadaşlar. Bozuluyor. Bu bez olduğu için su bile çekse asarır, hemen kurur. Hiçbir şekilde iz kalmaz ama hasır su şeklinde iz kalıyor arkadaşlar. Islanıyor. Islak değil ama yine de şöyle bir kurulayayım.
Mutfağım siyah beyaz olduğu için uyumlu olsun diye siyah aldım. Çünkü düz beyazı yoktu. Krem rengi vardı. Krem tonu da böyle çok bir kirli gibi duruyordu. Hoşuma gitmedi. Şurada da askılık yeri var. Onu arka tarafa getirelim. Yani altına bir şey koymasam da olur mu? Olur. Ama ben seviyorum. Böyle güzel duruyor. Bakın gayet güzel oldu. Çok şık durdu bence. Bakın. Bilmiyorum, ben beğendim. Güzel oldu. Şık durdu. Bu da çok güzel duruyor ama dediğim gibi arkadaşlar bunu kullanımı birazcık zor. Şöyle. Sizce? Bence güzel oldu. Bunun yeri yine aynı yerine gidecek bu. Bunun yeri banyo. Bunu banyoda kullanıyordum ben. Bu yine yerini aldı. Böyle oldu mu? Ya da şey mi yapsam? Bunun altına mı koysam acaba? Bilemedim. Boncuk acıkmış da. Bir şey yok. Şöyle yapacağım. Böyle nasıl oldu? Ya bir saniye. Çok kararsız kaldım. Sen dur, kayma. Seni şöyle koyalım. Seni böyle koyalım. Seni böyle koyalım. Daha bir mantıklı olacak sanki. Şöyle. Evet. Daha güzel oldu böyle bence. Oldu kız. Böyle güzel oldu sanki. Böyle koydum. Bu hasır zaten normalde de buradaydı. Sanki böyle daha bir uyumlu oldu. Ya da şöyle köşeli koysam bunu. Da bunun üzeri boş olur mu? Olmadı böyle kız. Çok alakasız durdu. Şöyle eskisi gibi yapayım ben. Eskiden de böyleydi. Böyle. Burası da böyle oldu. Tamamdır. Yemek yapacağız. Yemek yapacağız. Yakup Bey. Dağıtmışsınız her yeri Yakup Bey. Boncuk. Acıktın mı sen annem? Acıktın mı paşam? Hadi mi? Git annem kafesine. Annem. Hadi istirahat ettik. Anne. İşte de jelibonundan ya. Allah'ım, çınar ton balığı yemiş, çikolata yemiş, bir şey daha yemiş. Dolap işine girişmeden önce şöyle yemeğimi fırına vereyim dedim arkadaşlarım. Şöyle tavuk çıkardım. O gün aldığım tavuktan iki poşet ayırmıştık ya. Onun bir poşetini çıkardım. İçinden 4 tane pirzola çıktı. 4 tane pirzola da bize yeter zaten. Etrafına da elma dilim patates yaptım. Pek elma dilimi benzemese de. Bir de nofrozla biberlerim vardı. Biberlerinden de doğradım. Baharatladım. Tuzunu, her şeyini attım. Bu şekilde bunu fırına veriyorum. Altına zaten yağlı kağıt kullandım. Üzerine de bir tane yağlı kağıdı ıslattım. Suyunu sıktım ve kapattım. Hemen bir an önce böyle biberler yansın istemiyorum. Böyle son indirmesine yakın kızarması için üzerindekini çıkarıyorum. Ben bu şekilde pişiriyorum. 180 dereceye fırına vereceğim. Haydi verelim bakalım fırınımıza. Yemeğim pişsin. Şöyle. Şekilde. Arkadaşlar fön makinemi aldım geldim. Fön makinesiyle ısıtarak şey yapacağım. Çıkartacağım. Daha güzel çıkıyor. Daha çabuk çıkıyor. Bu arada ben size ne diyeceğim? İste gelsinle ben iste gel saçımı başımı bakın rüzgarında aldım. İste gelsinle ulaştım. Dağıttın mı? Aferin sana. Aferin. Sınıftakileri de dağıttırabilirsin. Aferin kuzuma. Anne bir geldiğimde bir kere dağıtmıştım. Da son bitmedi. Bir daha teneffüsten sonra bir daha dağıttım.
Niye bitmedi? Bir daha temsilde bir daha dağıttım. 3 tane kaldı. Tamam, aferin hocam sana. Kapat kapıyı da. Şey, bir poşet şeker koymuştum da. Çınar'a dedim, sınıf arkadaşlarına dağıt bunları dedim. Böyle bir poşet koyulmaz şeker koydum. Ben böyle yapıyorum aradığım arkadaşlar. Poşete koyuyorum şeker falan. Dağıttırıyorum. İyi oluyor yani. Ne bileyim, çocuklar seviniyor, mutlu oluyorlar. Şeker deyip geçmeyin. Dediğim gibi iste gelsine ulaştım. Mağduriyetimi anlattım. Dedim ki kargocu beyefendi dedi ki dedim sizle alakalı olan bir durummuş. Sıvı ürünleri göndermemeniz gerekiyormuş kargo ile dedim. Hayır dedi, öyle bir durum yok dedi yani. Dedi hani fotoğrafı falan var mı dedim, fotoğraf almadım ama isterseniz ekran fotoğrafı alabilirim dedim. Çünkü benim bir YouTube kanalım var, ayrıntılı bir şekilde ben oraya vlog çektim. Aslında hani böyle bir sizin sitenizi kötülemek amaçlı özellikle yapmış olduğum bir şey değil ama dedim ben vlogger olduğu için dedim günlük vlog çekerken her şeye yer veriyorum. Buna da yer verdim dedim. Ve vlog çektim dedim. Linkini istediler benden. Linkini attım ve videomu izlemişler. Çok 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 utandılar gerçekten. Çok özür dilediler bizden. Gerçekten çok özür dilediler. Çağla Hanım keşke direkt hani geri iade yapsaydınız ama kabul etmeniz de çok büyük bir kibarlık olmuş dediler. Sonrasında arkadaşlar bize iste gelsin alışverişinde 50 TL'lik bir indirim verdiler. Yani bir dahaki iste gelsin'den alışveriş yaptığımızda 50 TL'lik indirimimiz olacak. Yani 50 TL'lik indirim derken 50 TL puan verdiler bize. Öyle söyleyeyim, para verdiler. Yani 50 TL'lik bir şey aldığımızda onun ücretini ödemeyeceğiz. Onun işte kodunu attılar bize direkt. Onu kullanacağız. O kodu kullanarak 50 TL'lik bir ürün alabileceğiz. Ayrıca arkadaşlarım peçetenin, patlayan makarnanın ve patlayan sütün ücretini de bize iade ettiler. İade olarak gönderdiler. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ilgili ve alakalı bir siteymiş. Çok memnun kaldım şu anki durumdan. Çünkü böyle durumlarda genelde ya geri dönüş yapılmaz ya da hani karşıdaki müşteri çok tatmin edilmez diye düşünüyorum. Çok ilgili ve alakalı bir site. Çok memnun kaldım. Hem özürleri kabul edilmiş oldu, hem beni mağdur etmediler. Gerçekten mağdur olmadım. Hem ücret olarak geri iade ettiler, hem de ayrıca 50 TL'de bir hediye verdiler bize. Çok teşekkür ediyorum. Buradan da videomu da ayrıntılı bir şekilde izlemişler. Çok sağ olsunlar. Böyle, bunu da sizlere bildirmek istedim. Nasıl mağduriyetimi gösterdiysem, vlogda söylediysem memnun kaldığım tarafını da tabii ki de söylerim arkadaşlar. Bir kaybım yok sonuçta. Her neyse, dolabımıza geçelim. Dolabımı şu tarafa doğru bir kaydırayım ben. Fön makinesinin kablosu uzansın diye. Şuradaki malzemeleri biraz sonra bir derleyip koyacağım. Önce bantlarını çıkarayım. Ondan sonra bantlarını çıkardıktan sonra da güzel bir temizliğini yapacağım. Sonra zımpara alacağım. Sonra vaktim olursa ilk kat astar boyasını atacağım. Almış olduğum boya iki katta kapatacağını söylediler. Bakalım kapatacak mı, kapatmayacak mı bilmiyorum. Öncelikle bir ısıtalım. Isıtırken efsane güzel, kolay çıkıyor. Kesinlikle böyle kaplama yaptıysanız, yapışkan kaplama falan, bu şekilde kopardığınızda böyle böyle küçük küçük kopar. Ama ısıtarak çıkarttığınızda çok basit ve çok temiz bir şekilde sökebilirsiniz kaplamanızı, aklınızda bulunsun.
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Kaplamalarını çok büyük bir kolaylıkla fön makinesiyle söktüm. Böyle orijinal halinde size göstermek istiyorum. Bu şekilde orijinal hali. Yapışkanları çok rahat çıkıyor ıslandığında. Hemen çıkacak. Hiç sıkıntı yok. Daha önce de çıkarmışlığım var. Orijinal hali bu şekilde. Normalde gerçekten tatlı bir kahverengisi olsa hiç boyamakla uğraşmam. Ama ne yazık ki şu çekmecelerini böyle farklı yapmaları hiç hoş durmuyor. Hiç beğenmiyorum. Kupları da şöyle göstereyim. Orijinal kupları bu şekilde. Şu şekilde. Orijinalleri bu şekilde. Ama şöyle bir durum var. Bir tanesi eksik. Ne yapacağım bilmiyorum. Elimde kuplar var. Yani... Böyle aslında en üstte şöyle yapıp da ama yapabilirim Yakup bakalım işte öyle bir sorunumuz var bir de. Aslında iki tane delebilse en üstte bunu yapıp altta da diğer gümüşleri kullanabilirim. Yakup'a söyleyeceğim eğer yapabilirse becerebilirse çünkü ince bu zaten. Şuradan iki tane delik açabilirse bu şekilde en üstte bunu takmak istiyorum. Böyle bir elimde kup var. Yani aslında birçok var. Şöyle de var. Şunlardan var. Ya da direkt şu şekilde de olabilir. Şu üste bunu da takabilirim şöyle. Şu şekilde de takabilirim. Bilmiyorum ya. Onu ayarlarım artık. Boya işlemleri falan bitsin de. Fırınım durdu. Ona bakacağım. İçinin tozuna bakar mısınız? Ay şurada kalmış çok az. Fön makinesini kaldırdım da. Şurada çok az kalmış tamam. Şimdi süpürgeye getirdim. Öncelikle içini falan tertemiz bir şekilde süpüreceğim. Şöyle çekmecelerini falan süpüreceğim. Şunu getirdim. Cif'in mutfak ürünüyle de bir güzel içlerini sileceğim. En sonunda dışını çıkartacağım. Şimdi birkaç bir pisliğini aldım sildim. Süngerimle bir ıslattım her yerini şöyle bir ovaladım biraz beklesin yumuşasın istiyorum ondan sonra terleyeceğim çizilmesi hiç önemli değil zaten boyanacak zımpıralanacak çekmecelerin içini de boyayacağım gerçekten çünkü kötü durumdalar içi başka da zaten bir kırığı döküğü tamir edilecek hiçbir yeri yok taş gibi dolap arkadaşlarım dün akşam kapanış yapmadım çünkü gece videomu editlemedim. Çok güzel bir film açtık, film izledik. Bayağı bir geç saate kadar. Sonrasında da zaten her zamanki gibi klasik çalma uyuyakalmış. Uyuyakaldım. Uyuyakalınca da Yakup da uyandırmamış. Hani kalk videonu editle gibisine dışa aktarmıştım ama edit yapmamıştım yani. Şimdi artık şey yaptım. Videomu editledim. Sabah erkenden kalktım çünkü hafta sonu olmasına rağmen yine de erken kalkıyorum. Alışkınım ya hafta için erken kalkmaya. O yüzden hafta sonunda uyuyamıyorum. Alarm falan da kurmamıştım. Gözümü açtığımda saat 8'e geliyordu. Ve birazcık daha böyle yatakta oyalandım. Sonra dedim ki kalk Çağla sen neyine yatıyorsun kız? Kalk dedim. Videonu editle dedim. Ondan sonra kalktım bir kahve yaptım kendime. Videomu editledim. Şimdi de tabii kapanış yapıyorum. Bu arada bir şey daha değinmek istiyorum. Kapatmadan da yine sen kilo mu aldın Çağla? Kilo almışsın belli oluyor diye. Arkadaşlarım o kadar çabuk belli ediyor ki benim bedenim ve vücudum kilo alıp verdiğimi. Bunun ben de farkındayım. Evet kilo aldım ne yazık ki. Neden bilmiyorum. Benim öyle bir vücudum var ki çok çabuk kilo alıp çok çabuk kilo veriyorum.
Eğer dikkat etmezsem, yersem ki tatlı bana şiddetli derecede çok hızlı bir derecede kilo aldırıyor. Aşırı derecede tatlı yiyorum. O kadar söylüyorum size. Kendime asla engel olamıyorum. Bildiğiniz Nutella falan kaşıklıyorum yani, o kadar söyleyeyim size. Burada tırnaklarımı ki bayağı kıpkısa kestim şöyle. Çünkü bu baş parmağım tırnağı da kırıldı. Şu da kırıldı. 2-3 tanesi de kırılınca zaten bir kısaltmıştım biliyorsunuz. Kırılınca hepsini kesiverdim. Zaten Ramazan ayına da gireceğiz arkadaşlar. Az kaldı biliyorsunuz. Çok uzun tırnak da kullanılmaz. Abdest için falan diyorum yani. Ne diyordum? Yani şiddetli derecede çabuk kilo alıp kilo veriyorum. Bu durum beni çok rahatsız ediyor. Kilo alıp vermemem de değil de yani. Hani zaten aşırı derecede bir kilo alma durumum da yok. Ama tabii bedenim için iyi bir şey değil bu. Sağlığım için de iyi bir şey değil. Çünkü hızlı kilo almak ve hızlı kilo vermek gerçekten beden için iyi değil. O yapacak bir şeyim yok. Bunun sebebi ne olabilir bilmiyorum. Bir kan testi vermek istiyorum. Acaba yani hani onda bir şey çıkar mı diye merak ediyorum. Sizin de bir fikriniz varsa söyleyebilirsiniz. Acaba bu kişisel midir? Yani nasıl, çok büyük saçmalık yani. Hani ne kadar çabuk kilo alabilir ki bir insan? Çok çabuk alıyorum ben. Evet, yemiyor muyum? Yiyorum. Bunu kabul ediyorum. Çünkü ben yemiyorum, yemiyorum, yemiyorum arkadaşlar, iştahım kesik olduğu zamanlarda. İştahım benim bir kesiliyor. Yemiyorum. Gerçekten doğru düzgün hiçbir şey yemiyorum. Akşam yemeğini de sadece çorba ile geçiştirdiğim oluyor. Düşünün. Sonradan da böyle bir iştahım açılıyor. Şiddetli derecede. Ondan sonra yemeye başlıyorum. Ve ben rahat 2 haftadır falan şiddetli derecede tatlı yiyorum. Meyve yiyorum. Ve gece yiyorum. Kesinlikle iştahımı kesemiyorum. Ne yaptıysam kesemiyorum yani. Bilmiyorum arkadaşlar, tuhaf bir şekilde yiyorum sürekli. Belki şaka gibi gelecek ama yani artık böyle hamile miyim falan diye düşünmeye başladım. Yani hani bir insan yemezken bir anda bu kadar fazla yiyip de doymaması çok tuhaf değil mi sizce de? Dönemsel midir acaba? Hani özel dönemim, regl dönemim mi yaklaşıyor diyeceğim ama öyle bir durumum da yok. Niye bilmiyorum yani, ben de hani korkmaya ve şüphelenmeye başladım yani, ne yalan söyleyeyim. Çünkü hani öyle bir durumum mu var acaba diyorum. Gerçekten tuhaf geliyor bana arkadaşlar yani, hani bir insan yiyip 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 doymaz mı? Nasıl bir döneme girdim bilmiyorum ama çok iğrenç bir dönemdeyim. Gerçekten tuzlu yiyorum, canım tatlı istiyor. Tatlı yiyorum, canım tuzlu istiyor. Sürekli yiyorum, karnım doymuyor. Gerçekten bir bilginiz varsa bu konu hakkında veya bir öneriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dikkate alacağım biliyorsunuz, yorumlarınızı dikkate alıyorum her zaman. Hani bir kan testi falan mı yaptırmam lazım, yoksa bir rahatsızlığım mı var? Öyle bir şey olabilir mi? Yani bu bana oluyor yani arkadaşlar, çoğu zaman oluyor. İlk defa da olmadığı için diyorum ki Çağla yok saçmalama diyorum ya, öyle bir şey yoktur hani, hamilelik falan yoktur. Çünkü bazı dönemlerde gerçekten bende böyle bir şey oluyor. Yiyip yiyip bir doymamazlık. Psikolojik mi yiyorum bilmiyorum arkadaşlar. Yemek yemek şu an beni şiddetli derecede mutlu ediyor ama hani psikolojim bozuk olacak da bir durumum yok yani. Çok şükür, hamdolsun iyiyiz, yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz, evimizdeyiz. Sağlığımız, saatimiz yerinde. Hani kafama taktığım bir durum da yok yani şu durumda. Ama niye bilmiyorum arkadaşlarım. Kafama artık takmaya başladım. Yani bu durumu takmaya başladım. Neyse, ben bunları dün akşam biliyorsunuz ıslatmıştım, terleyecektim. İnanın hiç canım istemedi yani, film izlemeye falan oturunca videomu dahi editleyemedim. Düşünün artık yani. O yüzden terlemedim. Bugün bunun işlemlerini bugün yapacağım. Islatacağım, terleyeceğim, o yapışkanlı yerlerini pürüzsüzleştireceğim, çıkaracağım. Sonrasında tekrardan bir iki kat, üç kat sildikten sonra, kuruduktan sonra da ilk katına atacağım boyanın. Zaten vlogu da çekerim sizlere de. Böyle arkadaşlarım, kahvaltı hazırlayacağım. Çınar acıktım diyor bu saatte ama ben sadece sabahları sıkıntım yok. Çünkü sabahları karnım acıkmıyor benim, iştahım hiç olmuyor. Benim acıkıyor. Tamam annem, hazırlayacağım. Yakup'la Çınar'a kahvaltı hazırlarım. Ben
erken yapmamayı düşünüyorum. 12-6 yemeye çalışacağım bakalım. Şu iştahımı kesmek için şu midemi küçültmeye çalışacağım ve iştahımı kesmeye çalışacağım. O yüzden 12'de kahvaltı yapmayı düşünüyorum. Akşam 6'da da yemeğimi yiyip bitirmeyi ve 6'dan sonra hiçbir şey yememeyi planlıyorum inşallah. Allah. Dün de öyle demiştim ama yedim. O yüzden inşallah şu iştahımı kesilsin de yemeyeyim arkadaşlar. Hakikaten yani çünkü çok hızlı kilo alabilen bir bünyeye sahibim. Tık 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 merdivenler gidiyor yani. Kaç kilo olduğumu hiç sormayın. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. 75'in üstüyüm onu söyleyeyim yani. Siz artık tahmin edin kaç kiloyum. Of üzülüyorum gerçekten üzülüyorum. Emek verip verip kilo verip de ve o küleyi hızlı bir şekilde geri almak çok üzücü bir durum. Kendinize iyi bakın ballarım. Allah'a emanet olun. Bir dahaki vlogda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.